PwC ve Yulay gayrimenkulde gelişme beklentilerinde Avrupa raporunu açıkladı. Bu rapora göre Türkiye beklentide, gayrimenkul yatırım beklentilerinde Avrupa'da 27 ülke arasından 4. oldu. Ve şu anda bu rapor üzerine yanımızda Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu var. Kendisiyle ofis piyasasını konuşacağız. Raporu ofis piyasası açısından değerlendireceğiz. Evet Özcan Bey, Türkiye'de gayrimenkul yatırımlarına ilişkin bir ilgi var yabancılardan. Ancak bu ilgi yatırıma dönüşmüyor. Rapor bunu ortaya koyuyor. İlk 5 sıraya giren ülkelerde diğer 4 ülke yatırımları çekerken Türkiye'de sadece bu beklenti ve ilgi düzeyinde kalıyor. Ofis açısından durum ne? Sizden bunu alalım. Ofis açısından bu durum aslında daha da vahim. Hemen hemen hiçbir yabancı yatırımcı, yabancı kurumsal yatırımcıyı ofis piyasasında göremiyoruz. Bunun da sebepleri şu aslında. Yani biraz 2001 krizinden sonra gelişmekte olan gayrimenkul piyasasında yabancıların buradan tamamen elini ayağını çekip gitmesinin akabinde artan değerlerde yerli oyuncuların, yerli geliştiricilerin önemli mesafeler kat ederek kendi başlarının çaresine baktığını görüyoruz. Ve bunlar tabii bu yatırımcılar güçlendi, geliştiriciler güçlendi. Bu noktada yabancılar girmeye çalıştığı zaman beklentilerin uyuşmadığını görüyoruz. Basit bir örnekle bir ofis yatırımcısı eğer binayı kendisi tamamen elinde tutup kiraya veriyorsa zaten satış olmuyor. Ama kat kat sattığı zaman yani bir nevi perakendeciye inip toptancı demiyorum. Ben buna benzetiyorum. Yabancı kurumsal yatırımcıyı binayı komple almak istiyor çünkü. Multi owner denilen birden fazla sahip var ise binada yabancı kurumsal yatırımcılar ilgi görmüyor. Göstermiyor. Gösterse bile bunu yaklaşık 12 yıl çarpanla en iyi ihtimalde en iyi yerlerde 14 yıl çarpanla almak istiyor. Halbuki bugün geliştirici son kullanıcıya gittiği zaman son kullanıcı doğru lokasyondaki doğru A+ ofis projelerine 15-16 yıl kira getirisi çarpanıyla almaya razı olabiliyor. Çünkü kendisi kullanacak her halükarda değer artışını da dikkate alır ise daha karlı çıkıyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcılar ofis piyasasına direkt yatırımcı olarak kendilerine yer bulamıyorlar. Bu sebepten dolayı da ofis piyasasındaki Türk oyuncular daha hızlı bir şekilde ilerliyor ve maalesef direkt yatırım göremiyoruz. Bu işin finansal kısmı. Tabii bir de çok önemli olan regülasyon kısmı var. Her ne kadar geçtiğimiz yıl önemli ve iyi regülasyonlar çıkmış olsa bile maalesef yatırımcının kaygan zemin olarak nitelendirdiği ve sürekli yabancı yatırımcıya negatif gelen bir takım regülasyonlar da çıktı. Örneğin dövizle kiralamadaki borçlar kanunundaki maddeler bilahare değiştirildi, daha doğrusu ertelenmiş olsa bile. Örneğin GYO'lardaki vergi muafiyetinin kalkmasının konuşulması. Örneğin konutlardaki %1 KDV'nin %18'e çıkması gibi. Bunlar zaten genel anlamda yabancı yatırımcıları soğuttuğu için maalesef biz her ne kadar 4. sırada İstanbul olsa bile yabancı yatırımcıların en ilgi duyduğu şehirler arasında baktığımız zaman Londra'ya 8 milyar euro civarında bir yatırım yapılırken İstanbul'a sadece yarım milyar euro civarında bir yatırım yapıyor ve bu yüzden de oldukça geride kalıyoruz.